Hadi Ateistler, bunu da açıklayın programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün düzenden kaosa, kaostan düzene başlığını inceleyeceğiz. Ancak öncelikle düzenden kaosa başlığını değineceğiz. Ama bugüne kadar çektiğimiz bölümleri bir hatırlamakta, bir özetlemekte fayda var. Kerem Hocam, siz bize özetler misiniz? Evet, aslında önceki programların bir devamı olacak tabii ama eski programlarda daha çok atom altı olaylara değinmiştik. İşte kuantum ya da daha sonra evrenin başlangıcı. Burada incelemediğimiz kaos, daha doğrusu termodinamik kalmıştı. Şimdi gelecek programlarda evrime geçmeden önce bu düzen ve düzensizlik meselesini biraz daha detaylandırmamız gerekiyor. Geçen programlarda ekranda gördüğünüz gibi evrenin kısa tarihini işlemeye çalıştık. Yani maddenin kendiliğinden oluşan sürecini. Buradaki doğa yasalarını anlamaya çalıştık. Şimdi ama dediğim gibi düzen ve düzensizlik meselesi biraz geri planda kaldı. Şimdi çevremize baktığımız zaman aslında bir düzenli yapılar görüyoruz, değil mi? Bizler düzenliyiz, dünya düzenli, yıldız, güneş sistemi falan. Sanki kaostan düzene doğru giden bir yapı görüyoruz ilk bakışta. Yani şu evrenin kısa tarihinde, 13,7 milyar yıllık tarihinde sanki başlangıçta kaos vardı, daha sonra düzen ortaya çıktı. Ki bütün mitolojilerde de böyle yaklaşılır. Yani insanlık tarihinin işte 10 bin yıllık medeniyet tarihinin bütün mitolojilerinde Sümerlerden başlayarak hep böyle başlangıçta kaos vardır. Sonra işte bir tanrı ya da ona benzer bir ruhla düzen oluşturulur. Aslında olay bunun tam tersi. Evren düzenden düzensizliğe gidiyor. Bu termodinamiğin ikinci yasası. Bunu işleyeceğiz bu programda. Ama öte yandan canlılık ve bizler nasıl çıkıyoruz? O ikinci yasaya aykırıymış gibi görünen düzen nasıl ortaya çıkıyor bu düzensizlikten? Onu anlamaya çalışacağız. Tabii bunun bir geçmişi var. Yani insanlık tarihi böyle birden bunları keşfetmedi. Modern bilimin başlangıcında, yani bundan neredeyse 500 sene önce çok daha farklı bir evren anlayışımız vardı. İlk bakışta, ilk doğa yasaları ortaya koyulmaya başlandığı zaman işte Kepler, Galilei, Newton tarafından evren böyle saat gibi işleyen bir sistem gibi düşünülüyordu. Başlangıçta kurmuş işte Tanrı evreni saat gibi kurmuş ve tıkır tıkır işliyor diye düşünülüyordu. Ama ortada bazı problemler vardı. Aslında klasik fizik, yani Newton fiziği, belirlenimci bir fizik değil ama Newton zamanında yaşayanlar ve daha sonra, hatta 19. yüzyıl sonuna kadar çok böyle belirlenimci, yani determinist bir evren anlayışına sahip olmuş insanlar. Bunun da nedeni işte Newton yasalarıyla her şeyi açıklayabileceklerini zannetmeleri. Oysa aynı Newton yasalarının birçok problemi vardı. Belli başlı iki tane diyebiliriz ya da üç tane. Şimdi örneğin üç tane bilardo topunu çarpıştırırsanız ama bu iki bilardo topu birbirine yapışık vaziyetteyse ve üçüncü bilardo topu şu ekranda gördüğünüz gibi aynı anda çarparsa kesinlikle bu topların nereye gideceğini bilemeyiz. Yani Newton yasalarına tabi olan bu toplar tamamen rastgele davranırlar. Yani hiçbir analitik denklem kuramayız bu topların nereye gideceğine dair. Yani Tanrı bile kuramaz. Bu birinci problem. İkinci problem yine 3 ve 3'ten fazla cisimler için Newton denklemlerinin bir çözümü yok. Yani analitik bir çözüm yok, belirlenimci bir çözüm yok. Örneğin Güneş sistemini düşünün. Güneş sisteminde işte 9 gezegen var. Güneş'in etrafında dönüyorlar. Hatta sadece Güneş, Dünya ve Ay'ı düşünün. Bunlar Newton'un açıkladığı gibi kütle çekimde birbiri etrafında dönüyorlar. Ama sadece 3 cisim için bile mesela 2 yıl sonra dünyanın nerede olacağını tam olarak bilemeyiz. Yani Güneş sistemi kararlı mı değil mi? Newton yasaları bize söylemiyor aslında. Bu tabii çok uzun süre uğraştırıyor
bilim insanlarını, özellikle fizikçileri, astronomları. İşte Laplace buna bir çözüm buldu. Yani Newton zamanında da biliniyor tabii bu. Ama inanmak istemiyorlar. Yani işte burada bilime etki eden başka faktörler var. Yani inanışlar, hı hı. İşte Tanrı inanışı ya da buna benzer determinist inanışlar baştan belirli olmalıdır diyorlar. Güneş sistemi kararlı mı değil mi? Newton yasaları buna bir cevap veremediği halde nasıl kararlı olacak? Newton diyor ki arada bir Tanrı müdahale ediyor onu, güneş sistemini tekrar düzene sokmak için. Ama işte Laplace meşhur lafını bu yüzden ediyor, Tanrı'ya gerek yok diye. Çünkü Laplace bir çözüm buluyor yaklaşıklık ve iterasyonlarla. Yani Jüpiter ve Satürn'ün belli döngüler içinde hareket ettiğini biliyorlar. Çünkü 4000 yıldır bunlar ölçülüyor. Ve hep aynı düzeni tutturuyorlar. Onu kullanarak, yani güneş sistemindeki belli bir döngüselliği, periyodikliği kullanarak bir çözüm buluyor. Güneş sisteminin kararlı olduğunu kendince ispat ediyor. Ve o yüzden işte Tanrı hipotezine gerek kalmadı diyor. Ama aslında Laplace'ınkinin de tam bir çözüm olmadığı anlaşılıyor. Daha sonra Poincaré bir soruyla uğraşıyor. Birazdan geleceğiz ona. Burada özetlersek, yani Newton yasaları güneş sisteminin kararlılığını açıklayamıyor. Dolayısıyla o belirlenimcilik tamamen dış faktörlerden kaynaklanan, fiziğin kendisinden kaynaklanan bir determinizm yok. Son problem de zaman oku. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi, diyelim ki iki bilardo topunu çarpıştırdık bir bilardo masasında ve üstten filmi alıyoruz. Bunlar çarpıştı ve başka yönlere gittiler. Şimdi bu filmi tekrar geriye sararsak, film ileri doğru mu gidiyor, geri doğru mu gidiyor bilemeyiz. Yani Newton yasalarında zaman oku yok. İki tarafa da eşit yasalar, simetrik. Zaman oku yoksa o zaman etrafımızda gördüğümüz olayları nasıl açıklıyoruz? Yani biz yaşlanıyoruz, ölüyoruz. İşte masanın kenarında duran bardak yere düşüyor, parçalanıyor. Ama parçalar toplanıp da masanın kenarına zıplamıyor. Bu da büyük bir problem oluşturmuş tabii Newton fiziğine. Bu da bir şekilde en cisim problemi, yani üçten fazla cisim problemine dönüşüyor. Bu örneğin gaz moleküllerini de böyle düşünebiliriz. Yani gaz moleküllerine tek tek bakarsak, aynı bu bilardo topları gibi, zaman oku yok. Yani iki tarafa da aynı zamanda geriye doğru gitsek, ileriye doğru gitsek, aynı çözümler. Ama odanın kenarından bırakılan gaz, mesela sigara dumanını düşünün, sigara dumanı odaya yayılıyor. Toplanıp da sigaranın içine girmiyor. Yani gerçek hayatta bir zaman oku var gibi. Ama fizik yasalarında yok. Newton yasalarında yok. İşte bu problemler termodinamik denilen bilim dalının doğmasına yol açıyor. Şimdi tabii işin bir sosyolojik geri planı da var. Yani sanayi devrimi işte 18. yüzyılda başlayan ve böylece ısıyla enerjinin değişik formlara dönüşmesi, mekanik enerjiyle açıklanması ısının falan, bütün bunlar yavaş yavaş termodinamik biliminin doğmasına yol açıyor. Şimdi ilk başlangıçta yani ısıyla enerji arasındaki ilişkiyi keşfediyor insanlar. İşte Carnot olsun, Clausius olsun, Joule. Örneğin her zaman sıcaktan soğuğa doğru bir akış olduğunu saptıyorlar. Ve tıpkı yukarıdan bırakılan bir su gibi, hani su değirmenini döndürmek gibi, bu ısı akışından enerji elde ediyorlar. Bu ne kadar yüksekten atılırsa su örneğin, değirmeni o kadar daha hızlı döndürür. Aynı şekilde daha yüksek sıcaklıklardan daha yüksek enerjiler elde etmeyi saptıyorlar. Ve böylece işte termodinamiğin ikinci yasası doğuyor. Yani birinci yasa enerjinin korunumu. Hani yoktan enerji var olmaz, var olan enerji yok olmaz. Yani kapalı bir sistemde enerji alışverişi sıfırdır. Tabii aslında geçen programlarda görmüştük, Heisenberg belirsizlik ilkesi gereği çok çok kısa bir zaman içinde bu enerji korunumu ihlal edilebiliyor. Ama neyse, konumuz şimdi makro boyutlar. Oraya girmeyelim. Şimdi önce Clausius termodinamiğin ilk yasasını, işte sıcaktan soğuğa doğru her zaman akar cisimler şeklinde ifade ediyor. Gerçekten
Çevremize baktığımız zaman, örneğin bir bardak sıcak suyu, kahveyi tuttuğumuz zaman elimiz ısınır. Daha sonra o elimizi vücudumuza yapıştırırsak vücudumuz ısınır. Yani böyle bir akış var her zaman. Sıcaktan soğuğa doğru bir akış var. Peki neden bu böyle? Bunu araştırıyorlar 19. yüzyılda. Ve şunu saptıyorlar ki düzenden düzensizliğe gidiş var aslında. Birazdan inceleyeceğimiz gibi. Yani enerji, yoğunlaşmış enerji her zaman yayılma eğiliminde. Tabii geçici olarak enerji ısıtmak mümkün. Örneğin bir ocağa tencere koyarsak, yani enerji verirsek ısıtabiliriz. Ama kendi haline bıraktığımız zaman soğuyor ve yayılıyor. Yoğun enerji yayılıyor. Buna termal denge diyoruz. Aslında termal denge ısıl ölüm. Denge kavramı birazdan önemli bizim için. Hani hayat bir dengedir gibi, ekolojik dengelerdeki gibi denge değil. Çünkü denge ölüm aslında. Evren de ölüyor. Yani enerji yok olmuyor ama kullanılabilir enerji yok oluyor. Ve böylece antropinin, yani termodinamiğin ikinci yasası olan antropi, yani düzenden düzensizliğe gidiş, çok sağlam bir fizik yasası olarak sahneye çıkıyor. Peki geçici olarak nasıl denge, geçici olarak nasıl düzen kuruyoruz? Her zaman düzensizliğe gidiyorsa. İşte örneğin bizim dünyayı ele alırsak, güneş sistemi kapalı bir sistem diyelim. Enerji konu aslında hiç evrenin kendisinden başka izole sistem yok ama öyle varsayalım şimdilik. Aslında güneş bizim enerji kaynağımız değil. Çünkü mesela sobanın kenarına gittiğimiz zaman soba bizi ısıtır ama biraz daha fazla kalırsak pişeriz. Aynı şekilde yani güneş dünyayı pişirmiyor. Güneşten gelen ısı yansıyor aslında. Dünyanın sıcaklığı sabit kalıyor. Ama güneş nedir? Bizim düşük entropi kaynağımız. Entropimizi güneş sayesinde düşürüyoruz. Güneşten kısa dalga boyunda ışınlar geliyor. Uzun dalga boyunda uzaya yayılıyor aslında. Güneşten gelen ışınlarla bitkiler fotosentez yapıyorlar. Şeker, oksijen üretiyorlar. Onları hayvanlar yiyor. İşte hayvanlar karbondioksit üretiyor falan. Böyle bir döngü var. Yani sürekli antropiyi düşürüyoruz. Düzenli sistemler için antropinin düşmesi gerekiyor. O yüzden yemek yiyoruz. Yemek yemesek öleceğiz. Çünkü enerji hep yayılma eğiliminde. Dedik ya, yoğunlaşmış enerji. Yemek yaşamamız için yemek yememiz lazım. Yani antropimizin düşürülmesi lazım. Şimdi antropiye peki neden böyle? Neden sürekli sıcaktan soğuğa gidiyor? Bu nasıl bir yasa? Yani diğer yasalara pek benzemiyor. Yani biraz muğlak bir yasa gibi geliyor ilk başta. Bunun da modern anlamda tanımını Boltzmann yapıyor 19. yüzyılın sonlarında. Neden sürekli sıcaktan, her zaman sıcaktan soğuğa doğru bir gidiş var? Neden her zaman düzenden düzensizliğe gidiş var? Tabii o aralarda atom teorileri de gelişiyor. Yani daha doğrusu tam olarak atom bilmeseler bile işte elementlerin atomlardan oluştuğu, atomların molekülleri oluştuğu keşfedilmeye başlanıyor. Ve aslında bütün maddenin içindeki atomların hareketinden meydana çıktığı anlaşılıyor bu. Çünkü etrafımızda gördüğümüz her şey parçacıklardan oluşur. Yani atomlar da atom altı parçacıklardan oluşur. İşte atomlar molekülleri oluşturur. Biz havada, havayı sürekli bir ortam zannetsek bile aslında havanın içinde gaz molekülleri vardır ve bunlar sürekli hareket ederler. Şimdi hava ısındıkça daha hızlı hareket ederler. Aslında hareket, kinetik enerji ısı enerjisine dönüşür. Yani sıcak bir cisim ele alalım. Sıcak bir cisim soğuk bir cisime göre atomları daha fazla titreşen bir cisimdir. Şimdi bu sıcak cismi soğuk bir ortama koyalım. Ne olacak? Bu atomlar, titreşen atomlar o soğuk cisimdeki atomları etkileyecekler. Onlar titreşmeye başlayacak. Ve böylece o hareket diğer ortamlara yayılacak. Yani aslında bu moleküler kuramla, atom kuramıyla antropi yavaş yavaş açıklamaya başlıyorlar insanlar. İşte bu noktada Boltzmann devreye giriyor. Yani neden bu her zaman düzensizliğe doğru bir gidiş var? Bunu olasılık yasalarıyla açıklıyor. Yani
aslında şimdi şurada şekilde gördüğünüz gibi, yani filmde gördüğünüz gibi hızlı hareket ortama yayılıyor. Ortamdaki diğer atomları titreştiriyor ve böylece ısı akıyor. Yani aslında ilk bakışta çok mistik bir şey gibi görünen ısının akması atom modelleriyle, atom kuramıyla çok güzel açıklanıyor. Böylece termodinamik bilimi bir geçerlilik kazanıyor. Peki neden bunun tersi olmuyor? Yani neden soğuktan sıcağa geçmiyor? Tabii aslında hani daha hareketli bir cisimlerin daha az hareketli cisimleri harekete geçirdiği belli. Ama bunu gaz modeliyle daha iyi görebiliriz. Yani ya da neden işte örneğin bir bardak yere düşüyor, kırılıyor, parçalara ayrılıyor. Bunu filme çekiyoruz ama filmi tersten gösterdiğimiz zaman hiç de sağduyuya uygun gözükmüyor. Değil mi? Neden bunun tersi olmuyor? Oysa Newton yasalarına göre tersi de mümkün. Çünkü tek bir bu bardaktaki tek bir noktayı düşünsek, tek bir parçacığı onun filme çeksek aynı şekilde yerden zıplayıp tekrar havaya sıçrayabilir. Bu fizik yasalarına aykırı değil. Ancak işte Boltzmann bunu olasılıkla açıklıyor. Çünkü parçalandıkça parçaların yayılması daha büyük olasılık. Örneğin bir odanın içindeki gaz moleküllerinin bir kenarda durması, örneğin şu şekildeki gibi, önce ve sonra bir oda bölünmüş, gaz bir tarafında, bölmeyi açtığımız zaman yayılıyor değil mi? Şimdi bu olasılık çok daha fazla bir olasılık. Hepsinin toplanıp, yani bunların rastgele hareket ettiğini düşünelim. Bu moleküller odanın içinde rastgele hareket ediyorlar. Hepsinin toplanıp da aynı yerde bulunma olasılığı çok daha zayıf bir olasılık. İşte Boltzmann böylece entropiye modern tanımını veriyor ve hatta mezar taşına yazılıyor. Entropi yasası Boltzmann'ın. Şimdi peki şimdiye kadar hep düzenden düzensizliğe gidişi gördük. Yani düzen nasıl oluyor? Tamam işte enerji gerekiyor düzen için dedik. Mesela canlı yapılar için güneşe ihtiyacımız var. Ama bunu daha detaylandırmak için birkaç kavrama daha ihtiyacımız var. O da örneğin denge ve tam denge sınırında duran olaylar. Şimdi sağda gördüğümüz şekilde bir kuyu gibi bir ortam düşünün. Yukarıdan bir bilye bıraktığımız zaman son denge haline iner değil mi? Minimum enerjiye iner. Ya da bunu sol alt şekilde gördüğümüz gibi üç boyutlu bir tersine Meksika şapkası düşünün. En uçtan bırakılan bir cisim işte kendiliğinden simetri kırılmasıyla bir noktaya iner. Şimdi bu indiği noktaya çekici deniyor. Modern terminolojide. İngilizcesi attractor. Şimdi fakat az önce ne demiştik? Denge, tam olarak denge aslında ısıl ölüm. Yani ısıl ölümden bir düzen çıkmıyor. Ama dengenin kıyısında sistemler var. Birazdan onları göreceğiz. Bilmiyorum vaktimiz yeterse, yetmezse ikinci programa gireceğiz. Şimdi örneğin Nobel ödüllü Ilya Prigojin iki sistemde nasıl termodinamiğin ikinci yasasına aykırı hareket edilebilir, aykırı gibi gözüken bir düzenli yapının çıktığını ispatladı. İki kutu düşünün. İnce boruyla birbirine bağlanmış ve karışım var. İki molekül, birisi birisinden daha ağır. Bunlar normalde yayılır ve karışır. Hani nasıl sarı boyayla kırmızı boyayı karıştırırsak birbirine karışır. Ama şimdi bu iki farklı bölmeye çok hafif bir sıcaklık farkı uyguladığımız zaman bir tarafta daha ağır molekül, bir tarafta daha hafif moleküllerden oluşan gaz toplanabiliyor. Yani çok denge halinden çok küçük bir farklılık bir düzen yaratabiliyor. Buna tam kaosun kıyısında duran çekici adını veriyoruz. Şimdi o kavramları biraz daha inceleyelim ama ondan önce Poincaré'yi bir daha ziyaret etmemiz gerekiyor. Ne sistemi kararlı mı sorusuna Poincaré işte 1880'lerde 90'larda bir çözüm getiriyor bu iterasyon yöntemiyle. Ama
Bu çözüm şunu ispatlıyor ki başlangıç koşullarını çok belirli. İterasyon yöntemi örneğin bir serileri düşünürsek mesela pi bölü 4 sayısını işte 1 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 eksi 1 bölü 7 şeklinde serilerle ifade edebiliriz. Bu ve bir önceki sonucu bir sonraki sonuca koymak iterasyon yöntemi. Bu sayede Poincaré güneş sisteminin kararlı olabileceğini ispatlıyor. Fakat başlangıç koşullarına da çok bağlı olduğunu fark ediyor. Bunu daha sonra Lorentz'te de göreceğiz. Lorentz'in kelebek etkisinde. Fakat önce biraz tanımları netleştirmek lazım. Örneğin üç cisim problemine biraz daha yakından bakalım. Şimdi Poincaré'nin keşfettiği şey yani üç cismin Newton yasalarıyla analitik çözümlerine kalktığımız zaman başlangıç koşullarındaki çok küçük bir değişikliğin çok büyük sapmalara yol açabileceğini ve belirlenemez bir kaotik davranışı yol açabileceğini keşfetmişti. Şimdi mesela şu filmde yine 3 mıknatısla aynı olayı görüyoruz. Şimdi dördüncü mıknatısı bıraktığımız zaman ne tarafa gideceği hiçbir şekilde belirlenemiyor. Neden böyle? Çünkü ilk başlangıçta sola mı gidecek, sağa mı gidecek belli değil. Çünkü, peki başlangıç koşullarındaki bu belirsizlik nereden geliyor? Çünkü sıfırla bir arasında sonsuz sayıda sayı vardır. Yani başlangıç koşulları o kadar küçük etkilere maruzdur ki burada tamamen bir rastgelelik ortaya çıkıyor. Mesela bu mıknatısların boyutları... Boyutları bile hiç önemli değil. Şimdi yani iki mıknatıs olsaydı Newton yasalarıyla bu hareketi çok güzel ifade edebilirdik. Ama üç mıknatıs olunca mümkün değil. Yani kaotik bir davranışa yol açıyor. Şimdi önce biraz tanım dinamik sistem ne demektir? Mesela bir veya daha fazla değişkeni bir yasaya göre zaman içinde gelişen bir sistem. Buna dinamik sistemler denir. Yani bir yasa olması lazım tabii, bir doğa yasası. Şimdi iki tip dinamik sistem var. Bir zamanda sürekli olan diferansiyel denklemler, bir de kesikli zamana sahip diferansiyel denklemler. İşte bunlar iterasyon yoluyla çözülür. Örneğin Poincaré'nin güneş sistemini çözdüğü yol bu. Kesikli çünkü bir önceki çözümü bir sonraki çözümü aktararak. Çünkü analitik bir direkt bir çözümü yok üç cisim probleminin. Orada mesela hani yaklaştığı bir değer mi var? Evet tabii şimdi bu iterasyonda da o zaman başlangıç koşulları çok önem kazanıyor. Çünkü 0.125 mi koyacaksınız, 0.126 mı? Ya da 1261 mi? Yani o kadar küçük farklar çok büyük değişimlere yol açıyor. Diğer bir tanım da önemli bir tanım doğrusallık ve doğrusal olmamak. Yani lineer ve non-lineer sistemler. Şimdi bütün değişkenleri doğrusal bir ilişkin içinde zamanla değişen dinamik sistemler doğrusaldır. Yani en basitinde AX artı B. Bu doğrusal. Hı hı. Ve bunun dışındaki bütün sistemler de doğrusal olmayan sistemler. Non-lineer sistemler ki kaosa yol açan onlar zaten. Şimdi mesela şu filmde lineer bir sistem inceleyelim. Bir topu atıyoruz. Bir kuvvet uyguluyor diyelim cisme, mermiye. İki kat kuvvet uyguladığı zaman iki kat hızlı gidiyor. Şimdi bu lineer bir sistem. Fakat şişirilmiş balonu bırakalım. Şişirilmiş balon böyle rastgele hareket ediyor. Bu lineer olmayan bir sistem örneğin. Şimdi Poincaré'nin 1892'de yaptığı kaos tanımı şu. İlk başlangıçta şimdi kaosun da iki anlamı var. Onları da birbirine karıştırmamak lazım. Gündelik dildeki anlamı aslında tamamen rastgele, tamamen kaos. Yani bu ta eski Yunan'dan gelen bir söz. Hatta gaz kaostan türemiş bir terim. Yani kaos gibi davranan bir maddeye, ortama verilen isim gaz. Yani kaos tamamen hiçbir şekilde bilinemez bir şey. Ama modern kaos tanımı, Poincaré'nin koyduğu ve şimdi bizim kullandığımız kaos tanımı öyle değil. Başlangıç koşullarındaki çok küçük bir değişikliğin sistemin son durumunda çok büyük farklara yol açması.
Şimdi burada öngörü imkansız ve sistem rastgele davranır. Yani aslında kaotik bir sistem başlangıç koşulları tarafından belirlenir. Yani o tarz bir indeterminizm değil. Mesela kuantum fiziğindeki gibi değil. Kuantum fiziğinde bir parçacığın ne zaman bozulacağı hiçbir şekilde belirlenemez. Hiçbir şekilde. Bu öyle değil. Buradaki modern anlamda kaotik sistem başlangıç koşulları tarafından belirlenir. Ancak sistemin gelişimi, evolution'u uzun dönemde öngörülemez yani. Daha sonraki durumu belirlenemez. Şimdi kaotik sistemlere örnekler, işte Güneş sistemi diyelim Poincaré'nin ilk bulduğu. Daha sonra Lorentz, buna daha detaylı gireceğiz. Bütün türbülanslar, güneş aktivitesi, nüfus artışı ve pek çok başka sistemler.